Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu örneğin yapımını paylaşmak istiyorum. Sıralı bir örnek, son derece kolay. Şu an benim elimdeki kadar olan kısmı ütülenmedi. İnşallah Instagram'da ve başlangıç fotoğrafında ütülü fotoğrafını paylaşacağım sizinle. Alt katta şöyle göstereyim. İkişer zincir çekerek tığ battı olan kısmını yaptım. Daha sonra bir sıra trabzanım var. Ben böyle yeşil uygun gördüm. İsterseniz alt ve üst kısmı aynı renk yapabilirsiniz ya da altı ve ortaya aynı renk yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hoşuma gitti. Tabii bunlar yazmamızın rengine göre değişen şeyler. Hemen şöyle ilmeğime gireceğim. Ve yapmaya başlıyorum. 3 renk olduğu için tabii ipler biraz fazla karıştı ama. Trabzanları yaparken de tığ battıda 2 zincir çektiğim için ben 2 zincir çektim. Zinciri fazla çektiğimizde biliyorsunuz biraz boldurur. Yani fazla gibi olacak. Bundan kaçınmak için 2 zincir yeterli. 2 tane zincir çekiyorum. Gözüme bir şey geldi arkadaşlar, kusura bakmayın. Şöyle bir kere doluyorum. Trabzan yapıyorum. Tekrar iki tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Trabzan yapıyorum. Alt kısmı bu şekilde. Her zaman söylediğim gibi önceki videolarımı görme fırsatınız olduysa pek çok kez bunu göstermiştim, bu tekniği yapmayı. Kolay bir yapılış ve muntazam düşürüyor oyayı. Kısmının da yapılışı kolay. Altı hemen yapalım. Zaten bir dakika bile sürmeyecek benim. Kısa bir yerim var. Üst kısmının yapılışı da çok kolay. Hemen birkaç tane zincir çekelim. İki zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Trabzanımı yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir defa doladım, tekrar trabzanımı yaptım. Tekrar iki tane zincir çektim, bir doladım. En sonuncu benimki arkadaşlar bu. Sökülmesin diye bitirdiğimde birkaç tane zincir çekiyorum ipimi kesmeden önce. Benim 3 tane ip olunca tabii benimkiler biraz fazla girdi birbirine. Şu yeşili bir aradan çıkaracağım arkadaşlar. Alt kısım bittiğinde böyle bir görüntüsü oluyor. Hemen pembe olan kısma geçmek istiyorum. İkinci kat benimkinde. Sıfırdan başlarken arkadaşlar en baştan göstereyim. İpimizi ilk yaptığımız trabzan boşluğuna tutturuyoruz. Sonra 5 tane zincir çekiyoruz. Şu anda ben 5 tane zincirimi çektim. İpimizi tutturduğumuzu ve 5 zincirimizi çekerek başladığımızı varsayıyorum. 2 kez doluyorum. Sıradaki boşluğuma çift kat çektim. 2 tane ilmeğim kaldı tığda. Tekrar iki kez doluyorum sıradaki boşluğuma. Çift kat yaptım. 3 tane kaldı. Tekrar iki kez doluyorum sıradaki boşluğuma. 3 tane yapıyorum zaten. Çift kat çektim. Sonra bunun hepsini bir topluyorum arkadaşlar. Düğümlüyorum. Şekil bu şekilde. Üstüne 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar aynı yere şu girdiğim 4 tane ilmek vardı ya. Gene o 4 ilmeğe giriyorum. Sık iğneyle tutturuyorum. Burada böyle bir çiçek yuvası oluşuyor. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sıradaki boşluğuma geldim. Tutturdum. Böylece 5 parmaklı alt kısmı oluşturdum. 4 zincir çekiyorum burada. 1, 2, 3, 4. Bir sonrakine atlıyorum. Aradaki şu küçük tepecikler, şuralar bu şekilde oluyor. Tekrar yapalım. 5 tane zincir çekiyoruz burada. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra 2 kez doladım. Birinciye giriyorum. Çift kat çektim. 2 kez doladım. İkinciye giriyorum. Çift kat çektim. Şu anda 3 tane kaldığımda. Tekrar 2 kez doluyorum. Üçüncüye. Çift kat çektim. Sonra hepsini birden topluyorum. Üstünü bir düğümlüyorum. 4 tanesi oluştu. Üzerine 5 zincirli bir çiçek yuvası yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Gene az önceki o 4 tane ilmeğimin içinden geçiyorum. Şu öndeki düğümlemek için kullandığım ilmekler. Üzerine 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğuma tutturuyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa küçük bir tepe yaptım arada. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. 2 kez doladım.
Sıradaki boşluktan çift kat çift kat çektim. İki tane ilmeğim kaldı. Yine iki kez doluyorum. Sıradaki boşluktan giriyorum. Çift kat çift kat çektim. Üç tane kaldı. Yine iki kez doluyorum. Sıradaki boşluktan çift kat çift kat çektim. Üç tane kaldı. Topladım hepsini. Düğümledim. Üzerine beş zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Gene şöyle 4 ilmeğin birden içinden girip tutturuyorum. En muntazam bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ben bu nedenle bunu gösterdim. 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Sıradaki boşluğuma tutturuyorum bunu. Üzerine 4 zincir daha çektim. Bir sonrakine tutturdum. Ve burada bir iki zincir çekeceğim ve ipimi keseceğim. Pembe kısmı da bitti. Kolay bir örnek. Yeni başlayanlar için özellikle kolay. Bu arada onu yaparken şuradaki yeşili de sökmüşüm arkadaşlar. Onu da hemen düzelteyim kaçmasın. Şu şekilde içinden geçelim. Alt kısmı ikinci sırası bittiğinde de böyle görünüyor. Tabii şu an elimizden çıktığı şekliyle ütülendiğinde daha güzel dik duracak şu kısımlar, sivri kısımlar. Sarı kısmıyla devam edelim. Sarısı yapıldığında daha düzgün olacak. Pembeyi de bir almak istiyorum aradan arkadaşlar. Sarıyla devam. Çiçeğimizi yaptıktan sonra 5 tane zincir çekip şu aşağıdaki tepeye ineceğiz. Hemen inelim. 1, 2, 3, 4, 5. Tepeye indik. Burada arkadaşlar yine 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki tepeye çıkmak için. 1, 2, 3, 4, 5. Geliyorum şöyle tepenin içinden. Sık iğneyle tutturuyorum. Üzerine 5 zincirli. 3, 4, 5. 5 tane yaprak yapıyorum. 5 zincir, 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Son bu. 1 sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Aşağıdaki tepeciğime iniyorum. Şöyle göstereyim. 5 yapraklı çiçeğim oluştu arkadaşlar. Şu öncekileri de göstereyim. Hemen devam. Gene 5 tane zincir çekiyorum. Diğer tepeye 2, 3, 4, 5. Diğer tepeye geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 sık iğne, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 sık iğne, 1, 2, 2, 3, 4, 5 zincir. 1 sık iğne. Böylece 5 yaprağımı tamamladım. Hemen 5 zincir çekiyorum tekrar. Aşağıdaki tepeye. Tutturuyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Biraz sarı saralım. En son tepedeyiz. Bunu da yapalım bir bakalım arkadaşlar. Çok az kaldı zaten. Tutturuyorum. 5 zincir, 1 sık iğne şeklinde. Bu şekilde çiçeğimi tamamlayacağım. Çok kolay. Dediğim gibi bu örnek ilk defa başladım. Ben acemiyim diyen arkadaşlarım varsa onlara çok uygun. Çok fazla örümcek falan içermiyor yani. Hiç içermiyor örümcek. Genellikle yeni başlayan arkadaşlarımız örümcekli örneklerden çekiniyorlar ama bunda öyle bir sıkıntı yok. Rahatlıkla yapar ve muntazam düşürürsünüz. Bu şekilde. Yine son 5 zincirimi çekip tutturacağım. Şurası benim iyice tetiklendi. Orayı bir yapmam lazım arkadaşlar. Hemen keselim ipimizi. Şöyle bir elimi düzeltip göstermek istiyorum size. Şu anda hem önceki kısım hem de bizim şimdi birlikte yaptığımız kısımlar ütüsüz. İnşallah Instagram'da ütülü halini fotoğrafını paylaşacağım sizinle. Örnek çok kolay, güzel bir örnek. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma. Kolay gelsin. Instagram'da da yakın plan fotoğrafına ihtiyacınız olursa
İnşallah yakın plan fotoğrafını bulabilirsiniz. Şimdiden kolaylıklar diliyorum.